Evet, sözüm var'a devam ediyoruz. Barış Terkoğlu'nun Ahmet Yavuz'a sorusuyla bırakmıştık. Evet. Soracaktı kaldı. Evet. Şimdi şöyle, Ahmet abi, hapis Ahmet abi diyorum, biz dışarıda hep öyle konuşuyoruz çünkü ağzıma başka türlüsü gelmiyor. Şimdi onlar hapisteyken, ben de hapishanenin ziyaretçisiyken hiç unutmadığım bir an var. İçerideki askerler bir gün böyle dediler ki, Barış dediler, biz bir çalışma yaptık. Bu çalışma şunu gösteriyor aslında. Mesela Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vesaire terfi listelerini alıyorsunuz elinize. Aslında bu davalara karıştırılan askerler birer birer oraya karıştırılmak suretiyle terfi listelerinin sistemin dışına çıkarmışlar, Ahmet Yavuz dahil. Bu da neye yol açmış? Aşağıdan gelenlerin yukarıya doğru çıkmasına. Aslında hedef şu. Hedef elbette ki belli bir eğilime sahip, belli bir dünya görüşüne sahip, Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, askerlik felsefesine bağlı askerleri tasfiye edip aşağıdan gelen FETÖ'ye bağlı askerlerin önünü açmak. Diyorlar böyle bir şey. Şimdi ben bu biraz önce söylediğim 45 dakikalık şura var ya, şimdi ben o şura kararlarındaki haberlere bakıyorum. Hep şöyle konuşmuşuz. Şimdi biz Serdar Atasoy'dan konuşuyoruz. Yani nasıl oldu da 2020 Şurası'nda evet. Serdar Atasoy terfi etti. Ama o dönem nasıl konuşmuşuz 45 dakika? Şöyle konuşmuşuz. 15 Temmuz'un en çok bilinen, 15 Temmuz kahramanı diye hükümet medyasında da, herkesin, bütün medyada da yer alan, mesela Zekai Aksakallı, Metin Temel gibi isimlerin emekli edilmesiyle konuşmuşuz. Hani ben 10 yıl önce o davalar aracılığıyla yüksek askeri şuralara etki etmeye çalışan aklı, bu davalar, Balyoz gibi, Ergenekon gibi davalar aracılığıyla yüksek askeri şuraya etki etmekte olan aklı biraz önce yorumladım kendimce. Peki bu Zekai Aksakallı, Metin Temel gibi, aslında eminim pek çok daha general vardır, bunları emekli edip Serdar Atasoy'a ve daha önce birçok emare varken hakkında, savcılık soruşturması var, işte 15 Temmuz gecesi WhatsApp grubu var, yani bir sürü emare var bu kişi hakkında. Bunu terfi ettiren akıl, yüksek askeri şurada bunu etkileyen akıl, bunu becerebilen akıl, nihayetinde yanlış olduğu bugün mahkeme savcılık kararlarıyla da görünen akıl nedir tam olarak orada? Bu aklın sahibi kimdir? Hükümet medyasında bile başlık olarak şey diye çıktı ya, bu insanı kim korumuş diye bir soruyla çıktı biliyorsunuz Yeni Şafak gazetesi bile. Bu akıl nedir? Buyurun Ahmet Bey. Vallahi o aklı ben bilsem anlatacağım ama bilemiyorum yani. Bu bir ilk başta zaten şaşırdım yani, bu dedim bir tesadüf olsa gerek ama yani o dosyaya baktığınız zaman da bunun tesadüf olamayacağı gibi bir noktaya geldim ve hala bu aklı sizin kadar ben de arıyorum. Yani bu mutlaka birileri buna katkı verdi. Çünkü yani bu aklı sorgularken şunu da sorgulamamız gerekiyor. Henüz emekliliği maaşı almayı hak etmemiş kişileri bile, hani içinde çok cüzi belki şüpheli kişi vardır ama geniş kesimiyle çok tertemiz, pırıl pırıl 600 küsür 700 kadar subayı emekli ettiler bu şurada. Yani o kadar pırlanta gibi tanıdığımız insanlar vardı ki şimdi o kadar adamı emekledip de Serdar Atasoy'u getirip şüpheli bir kişi, dosyası var. Hani dosyası olmayan gözden kaçmış olabilir, ona bir şey diyemeyiz ama adam soruşturma geçirmiş. Bunu siz terfi ettiriyorsanız burada bir iyi niyet aramak falan yanlış olur yani. Evet. Önce onu söyleyeyim. Bir de şu 45 dakika konusu belki biraz önce tam izah edemedim. Tolga Bey'in sorusuna da tam bir yanıt olur. Askeri şura hazırlıkları eskiden 1 Ocak'ta başlardı ve Ağustos ayında da bitirilirdi, sonuçlandırılırdı.
Aslında bütün yapılan çalışmalar, anketler, siciller, takdirler vesaire, kişiyle ilgili özel bilgiler şura üyelerine bir ay önce çok gizli bilgilik, gizlilik derecesinde gönderilir. Herkesin şuraya hazırlıklı gelmesi istenir idi. Yani sistem buna dayalıydı. O bir 50 dakikalık sürede işte şuranın başladığı ilk bir saatte ilgili şube müdürünün ya da işte ilgili genelkurmay ikinci başkanı herhalde onun yaptığı bir takdimle hangi prosedürlere göre dosyalar sizin önünüze geldi ve önümüzdeki 2,5-3 gün nasıl çalışacağız? Bu sorunun cevabını ortaya koymak maksadıyla sadece bir prosedür ama her şeyi anlatan bir prosedürdü bu. Şimdi 45 dakika 50 dakikada şuranın kendisi tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bir tartışma olması, birinin bir başkasının önüne bir dikkatine bir şeyi sunması, hayır bizim elimizdeki bilgi böyle değil, şöyledir demesi mümkün değil. Dolayısıyla bir tartışma ortamı yok. Yani burada işte esas üstünde durmamız gereken konu asker-siyaset ilişkilerinin hangi zeminde yürütülmesi. Siz bir şuranın üyesiyseniz orada bana o ne der, bu ne der falan gibi bir yaklaşımı benimsemek mümkün değil. Evet. Çünkü şurada herkes eşit hakka sahip. Bir de biraz önce Barış ifade etti bu şerh koymalarla ilgili. Bu şerhler terfilerle ilgili falan değildir. Yani bunlar ordudan atılmayla ilgili vesairedir. Çünkü o oylamada işte 14 kişi, 15 kişinin oylamasının sonucunda herkesin aldığı oya göre terfiler sağlanıyor. Ama şöyle bir şey var tabii, onu iyi bilmemiz lazım. Şurada alınan kararlar neticede kararname olarak yayınlanabilmesi için ilgili bakanın eskiden, şimdi Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor, onayı gerekiyor. Yani o imzalamadan hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Yani bunu da bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Emin'e döneceğim çünkü Emin'in de sorusu olacak ama burada ben Tolga'nın esas yani şu anda manşetimizi de oluşturan Tolga'nın biraz önce söylediği soruşturma başlatıldı yeni bir komutan değil mi? Evet. İsmini paylaşamam dedi çünkü daha soruşturma aşamasında belki suçlu belki suçlu değil bir soruşturma yürütülüyor. Ama benim kafamı burada kurcalayan şu oldu. Ya yani biz zannediyoruz ki böyle hani bu FETÖ soruşturmaları yapılıyor ve üstünde çok ciddi bir şekilde duruluyor. Ve bunun çeşitli kriterleri var. Bu kriterlere göre adil bir şekilde bakılıyor. Çünkü o ordu çok hassas bir kurum. Ordunun içine sızan böylesine bir cemaat yapılanmasının sonuçlarının ne olabileceğini herkes gördü. Yani devlete ve orduya sızmanın sonuçlarını herkes gördü. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra alınan her karar, atılan her adam çok hassas herhalde yapılıyordur diye bir görüşü olduğunu zannediyorum bütün kamuoyunun. Ama Tolga'nın haberi bize başka bir şey söylüyor.